Değerli izleyiciler, 2024 yılı Mayıs ayında savunma sektöründe yaşanan gelişmeleri derlediğimiz SASAT Almanak programına hoş geldiniz. Türk savunma sanayi yoğun bir ayı daha geride bıraktı. 2024 yılının Mayıs ayı da göğsümüzü kabartan yeni haberler, ihracatlar ve organizasyonlarla tamamlandı. Şimdi detaylara geçiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatlarından biri olarak kabul edilen Efes 2024 tatbikatı Ege bölgesinde İzmir merkezli olarak gerçekleştirildi. Tatbikatta savunma sanayimiz tarafından geliştirilen çok sayıda yerli ve milli sistem dosta güven, düşmana korku ve tereddüt verdi. Efes 2024 tatbikatı Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ile Doğanbey bölgesinde icra edildi. 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların da yer aldığı yaklaşık 11 bin personel katıldı. Tatbikatta 1500'ü aşkın yabancı personel de görev aldı. Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın değerlendirmesinde teröristle mücadele harekatı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile Pençe serisi operasyonlarından elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması, hibrit hareket ortamının esas alınması, meskun mahal muharebeleri, özel kuvvetler ile gece denizden ve havadan sızma, baskın ve kritik personelin kurtarılması hususlarında geçtiğimiz yıllarda icra edilen tatbikatlardan farklılıklar gösterdi, ifadeleriyle bu yıl gerçekleştirilen tatbikatın önemine dikkat çekti. Tatbikatta İHA, SİHA, İDA ve İKA gibi insansız hava, kara ve deniz araçlarının yanı sıra elektronik harp sistemleri, radar sistemleri gibi çok sayıda yerli ve milli ekipman da yeteneklerini sergiledi. TCG Anadolu, Hürkuş, Gökbey, Hürjet, ZAHA gibi çok sayıda milli sistem ilk kez atışlı tatbikatla birlikte görev yaptılar. TCG İstanbul Fırkateyni ile TCG Piri Reis, Ay, Preveze ve Gür sınıfı denizaltıları da Efes tatbikatında kabiliyetlerini sergiledi. Yeni nesil Fırtına 2 ve Boran obüsü, Pars Omtaz kuleli tekerlekli araç, araca monteli mayın tespit sistemi, kargo hedefe yönlendirilebilen mühimmat sistemi, BAHA insansız hava aracı, TOGAN otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi, füzyon ve termal özellikli gece ve gündüz nişangah modelleri, silah tespit radarı, Serhat ve Acar radar sistemleri, İhtar İHA savar sistemi, şişirilebilir sahte tank ve sistemler, TB3 İHA, helikopterden havadan tahliye platformu, mikro kamikaze drone, Boyga havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı İHA ve patlayıcı madde tespit cihazları da tatbikatta aktif olarak kullanıldı. Tatbikattaki sergi alanında da Türk savunma sanayinden 47 firma ürünlerini ve hizmetlerini sergiledi. Mayıs ayında Türkiye Deniz Kurdu 2 ve Anadolu Ankası tatbikatlarına da ev sahipliği yaptı. Tatbikatlar, komuta kontrol süreçlerinin denenmesi, geliştirilmesi ve müttefik ülkelerle birlikte çalışabilirliği pekiştirdi. Türkiye Mayıs ayında Efes 2024 tatbikatının yanı sıra iki büyük tatbikatı daha icra ederek askeri kabiliyet, koordinasyon, çeviklik ve yeterlilik anlamında önemli bir güç gösterisi yaptı. Uluslararası Anadolu Ankası 2024 tatbikatı Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin katılımıyla Konya'da yer alan 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda icra edildi. Tatbikatta personel kurtarma harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini deneme ve geliştirme, muharebe ortamında personel kurtarma, görev kuvveti unsurları arasında ve diğer ülkeler ile birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirme ile işbirliği alanlarını belirleme alanında kabiliyetler test edildi. Tatbikatta yabancı unsurların yanı sıra kuvvet komutanlıkları, jandarma genel komutanlığı ve özel kuvvetler komutanlığından timler de yer aldı. Tatbikatta atak helikopterleri ve F-16 savaş uçakları belirlenen hedefleri imha ederken gerçek mühimmatlar kullanıldı. Tatbikatta yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile
yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa, paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi icra edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Doğu Akdeniz'de icra edilen Deniz Kurdu 2-2024 tatbikatında ise su üstü, su altı ve hava araçlarının deniz operasyonları ile kara çıkarmaları gibi içerikli senaryolar gerçekleştirildi. Tatbikatta TCG Anadolu'nun yanı sıra ilk defa uzaktan kumanda ile insansız 4 deniz aracı geçit törenine katıldı. Tatbikatta Aksungur SİHA ve insansız deniz araçları Temren ve MAMTİ mühimmatlarıyla güdümlü mermi atışları yaptı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kaan, ikinci uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi. Yaklaşık 14 dakika havada kalan Kaan, 10.000 feet irtifa ve 230 knot hıza ulaştı. Öte yandan Hürjet'te ilk kez yuvasından 19 Mayıs törenleri için ayrıldı. Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kaan projesi kapsamında ikinci uçuş başarıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ikinci uçuşunu gerçekleştiren Kaan'ın 14 dakika havada kalarak 10.000 feet irtifa ve 230 knot hıza ulaştığı belirtildi. Üretimine Mart 2022'de başlanan ve yeni boyasıyla ikinci uçuşunu gerçekleştiren Kaan, yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirmeye açık aviyonik mimarisi, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi 5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetleriyle ön plana çıkıyor. Bu arada Efes 2024 tatbikatında boy gösteren Hürjet ise ilk kez yuvasından 19 Mayıs törenleri için ayrıldı. Yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen Hürjet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da özel bir gösteri gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı Hürjet ile test uçuşu gerçekleştirdi. Kadıoğlu, bir süre Ankara semalarında yerli ve milli uçağımızla deneme uçuşu yaptı. Türkiye, Mayıs ayı içerisinde Malezya'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı 2024'de 36 firma ile katıldı. Şimdi savunma sanayi firmalarımızın yurt içi ve yurt dışında imzaladığı anlaşmalarla ilgili haber turumuzu ekrana getiriyoruz. Türk savunma sanayi, Mayıs ayında Asya ülkelerinden Malezya'da savunma alanındaki ürünlerini sergiledi. 18 firma ile organizasyona katılan Türk Savunma Sanayi Çeşitli İşbirliği ve Ürün Satış Anlaşmaları imzaladı. Aselsan, Asfat, Dearsan, Desan, Havelsan, Kale Kalıp, Koç Defense, Meteksan Savunma, Milsoft, Makine ve Kimya Endüstri, Roketsan, Sarsılmaz, STM, TAİS, TEİ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Timsan ve Titra ürünleriyle Malezya'da dünyanın çok farklı ülkesinden gelen katılımcılara ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Öte yandan TUSAŞ, Malezya'da bir tasarım merkezinin açılışını yaptı. Malezya'da TUSAŞ Malezya adı altında kurulan şirket, 120'ye yakın yerel memur, uzman ve mühendis ile çalışmalarına başladı. Türk savunma sanayi firmaları 22-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Romanya'da düzenlenen BSDA 2024 fuarına katıldı. 2024'te 9. kez düzenlenen Uluslararası Karadeniz Savunma, Havacılık ve Güvenlik Fuarına Karadeniz başta olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanından resmi delegasyonlar katıldı. Altınay Savunma ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak Kaan'da kullanılacak bomba salonunun yurt içinde milli olarak tasarımı ve üretimi için imzalar atıldı. İşbirliği ile Kaan'a ait kritik bir teknoloji daha tamamen milli imkanlarla Türkiye'ye kazandırılmış olacak. Havelsan ile Türkiye'nin ilk bağımsız simülatör eğitim merkezi IFTC arasında Airbus A320 Neo CEO tam uçuş simülatörü sözleşmesi imzalanırken Havelsan'ın Türk Hava Yolları için geliştirdiği Airbus A320 tam uçuş simülatörü Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'ndan Level D sertifikasını aldı. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında güvenlik sistemlerine yönelik 30 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.
Yeni sözleşmeyi kamuoyu aydınlatma platformuna bildiren Aselsan tarafından açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Aselsan arasında imzalanan sınır güvenliği ve iç güvenliğe yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliği kapsamında Aselsan'a 30 milyon dolar tutarında ilave güvenlik sistemleri siparişi verildiği ifade edildi. Kuveyt ile savunma alanında devletten devlete uygulama protokolü imzalandı. Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal, El Ahmet, El Cabir, El Sabah ve beraberindeki heyetin Türkiye ziyaretleri kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti Savunma Bakanlığı arasında devletten devlete savunma sanayi tedarik sözleşmelerine ilişkin uygulama protokolü imzalandı. Aselsan ve Efenes İşbirliği ile yürütülen zırhlı muharebe araçları modernizasyonu kapsamında Nefer Kuleli zırhlı muharebe aracının muayene ve kabul faaliyetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tamamlandı. Aselsan'ın anti-drone, AREV karıştırma sistemi İHA Savar, Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın envanterine girdi. İHA Savar anti-drone, AREV karıştırma ve köreltme sistemi, askeri tesislerin, üslerin, devlet kurum binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının, nizamiye ve kontrol noktalarının yakınlarında drone mini İHA uçurulmasının aktif karıştırma uygulaması ile engelleyerek koruma sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Akyağır sınıf harp torpidosunun seri üretimine geçilerek denizaltılara teslimatına başlandığını duyurdu. Havelsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bioteksan ürünü biyometrik veri yönetim sistemi Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ve Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı. Parmak izi başta olmak üzere biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması amacıyla geliştirilen Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Yüksek Seçim Kurulu, insan kaynakları alanında dijital dönüşüm için yeni nesil iş yönetim sistemi Havelsan'ın Kovan ürününü tercih etti. Kovan ile kurumun insan kaynakları iş süreçleri bütüncül olarak dijitale taşınırken 2500'ü aşkın son kullanıcısı ve ülke sathına yayılan kullanım altyapısı ile özgün bir sistem kullanıma alınacak. Kahramanmaraş'ta kurulan Kahramanmaraş Uzay Havacılık AŞ için ortaklık başvuru süreci tamamlandı. Şirkete ortaklık için 168 başvuru yapıldı. Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası'nın %70, TUSAŞ'ın %30 payıyla hayata geçirilen Kahramanmaraş Uzay Havacılık AŞ için ortaklık süreci tamamlandı. Aselsan tarafından geliştirilen taşınabilir erken ihbar radar sistemi ALP-300G Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Ülkenin en uzun menzilli radarı olan erken ihbar radar sistemlerinin teslimatı için Aselsan'ın Gölbaşı yerleşkesinde bir tören düzenlendi. Bayraktar TB2 insansız hava aracı üzerine entegre edilen Aselfilir 500'ün işaretlediği hareketli hedef MAMLE akıllı mühimmat ile etkisiz hale getirildi. Yapılan diğer testte ise sabit hedef, taktik füze fırlatma sistemi ve lazer güdümlü füze ile de karadan vuruldu. Testte sabit ve hareketli kara hedefleri nokta atışı ile imha edildi. Uni Robotics tarafından geliştirilen Trakon Light uzaktan kumandalı silah sistemi ve Repcon Defense'in 40 mm'lik otomatik bomba atarı Havelsan'ın Barkan insansız kara aracına başarıyla entegre edildi. TUSAŞ tarafından üretilen 2 adet T-129 Atak helikopteri Filipin Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. TUSAŞ, Filipinler ile yaptığı anlaşma kapsamında son iki Atak helikopterin teslimatını tamamlayarak uluslararası pazarda güven tazeledi. Değerli izleyiciler, 2024 yılı Mayıs ayında savunma sanayimizdeki gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeni güzel haberler ve başarılarla Haziran ayı Almanak 2024 bölümünde buluşmak üzere.
Programımızı Milli Savunma Bakanlığımızın, Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yılı dolayısıyla hazırlayıp paylaştığı kliple kapatıyoruz. Yürekte korkuya elveda. Bin canım da olsa bin kez veririm yoluna. Vatan, her şey vatan için vatan. Her şey vatan için. Gökyüzünde bulutların ötesi, deryada ufukların ilerisiyim. Karadaki her dağın zirvesiyim. Ben önce vatan diyenim. Adım Mehmetçik benim. Ezan oldum dinmedim. İnmem bayrak oldum inmedim. İnmem şehit oldum ölmedim. Ölmem. Ürkek diye yer yok yürekte. Korkuya elveda. Bin canım da olsa bin kez veririm yoluna. Ben anaların gözyaşı. Ben gariplerin yoldaşı. Ben şehitlerin mezar taşı. Ben kahraman Türk askeri. Ben yıkılan yuvaların ahı. Ben mazlumların öfkesi. Ben korkusuz Türk ordusu. Her şey vatan için. Adım Mehmetçik benim. Her Türk asker doğar. Soran olursa benim meskenim dağlardır dağlar. Ay yıldız bana çelik gerekti.